Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok istediğiniz yorumlarda, yani ondan fazla kez gördüğüm, hatta şöyle söyleyeyim arkadaşlar, Twitter'dan, Instagram'dan yazmalar, mesaj atmalar derken Esen, Naten, Magen üçlü firmanın hem 2021 yılı temel bilanço analizini yapacağız, temel analizini yapacağız. Ardından da hepsinin tek tek, yani temel analizi, teknik analizi, temel analizi, teknik analizi şeklinde Esen, Naten, Magen inceleyeceğiz arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Biraz uzun olacaktır tahminimce. 3 tane firmayı tek noktada yansıtmaya çalışacağım. Analizlere başlamadan önce siz de benzer şekilde temel analizi yapmak istiyorsanız Udemy'de eğitimimiz satışta. Açıklama kısmında linke tıklayın. Gidip alın, elinize böyle bir bileziğinizi takın, öyle söyleyeyim. Şimdi Esen'e bakarsak, Esenboğa Elektrik, likit oran, pardon, cari oran 1.34'den 2.18'e, güzel, likit oran artmış, güzel, nakit oran, şirketin cebindeki nakit artmış, çok güzel. Aktif karlılık muazzam, bu ne? Yüzdesel bazda 9.44'den 27.28'lere çıkmış. Brüt esas faaliyet kar marjı 46'dan 30'a düşmüş. Biraz soru işareti. Esas faaliyet kar marjı 44'den 28'e düşmüş. Birazcık daha soru işareti. Net kar marjı 56'dan 176'ya çıkmış. Bu Esen muhtemelen bu diğer firmalarından birine bir satış yaptı. Yani net kar marjında anormal artış varken esas faaliyetlerinden elde ettiği karda düşüş var arkadaşlar. Bir şey satmış bu. Maliyetlere bakarsak maliyet oranlarını 64'ten 24'e düşmüş. Güzel. Birazdan sektöre göre ilgili firmayı ucuz mu pahalı mı inceleyeceğim. Hisse başı kar 15.32'lere çıkmış. Bir hisse başına 15 lira. Hani temettü vermiyor. Bir gün vermek istese vermiyor. Bir gün vermek istese şu an için brütte maksimum 15 lira falan verebilir ama vermiyor. Yani öyle bir durum yok. İnelim aşağı doğru. PEG oranımız şu an sıfırlarda. Çok güzel. 0.01 olsun, bizim olsun. ROIC oran 9'dan 5'e düşmüş. Bunun artışını isteriz. Bak, ikinci soru işareti bu. Temettü verimi diye bir durum yok. Çünkü temettü vermiyor. Şirketin borç durumu yüzdesel bazda 52'ymiş. 26'ya düşmüş. Yarı yarıya borcunu azaltmış. Şöyle inelim. Aktif devir hızı stabil gidiyor. Alacak devir hızı biraz düşmüş. İhracat oranı, herhangi bir ihracat yok. Yurt için devlete satıyor muhtemelen elektriği. İnelim aşağıya doğru. Nakit döndürme süreleri vesaire iyi. Öz kaynaklar 590 milyonlar 3,5 milyar TL'ye çıkmış. Ne yapmış? Maşallah, tesisleri açmış açmış durmuş. Yurt içi satışlara bakarsak arkadaşlar 143 milyondan 555 milyona çıkmış. Şimdi şirketin, bakın, satışları arttıkça şu mavi sütunlar, net satışlar artıyor. Ana ortaklık net dönem kar zarar tarafı da artıyor arkadaşlar. Net esas faaliyet karı stabil gidiyor. Demek ki yatırım yapıyor diye düşünüyorum burayı. İkinci olarak amortisman maliyeti de bir düş, yani eski ilk çıktığı noktaya doğru bir geri dönüş var. Geçen bir önceki döneme göre ciddi düşmüş. Üçüncü olarak şirketin yabancı para yükümlülüğü 1200'lerde, yabancı para varlığı 800'lerde. Bizi yanıltmasın. Esen, Naten, Magen bu kur korumalı Türk parasını koruma adına çıkarılan kur korumalı tahvile geçiş yaptı belli bir miktar. O yüzden burada açık görünüyor ama aslında TL tarafı o tarafta belli bir miktar. Zaten bakarsak yabancı para net pozisyonu ciddi eksiymiş şu mavi barlarda. Bakın çok çok azalmış. Bu da pozitife doğru gidişlerden bir tanesi. Favök bölü satış gelirleri 52'lerden 44'e düşmüş. Dediğim gibi burada düşüşler var. Burada biraz satış yapmış bu arkadaş. Şimdi enerji sektörü fiyat kazanç oranı 142. Esen 2 arkadaşlar. Zaten enerji sektöründeki en düşük FK'ya sahip bir firma. Güzel. Enerji sektörü piyasa değeri, defter değeri 4.9. Esen 0.6, ucuz. Enerji sektörü enerji sektörü FD Favök 4.46'ymış. Esen 10 arkadaşlar. Enerji sektörünü ucuz Esen. Şimdi Esen'in tekniğine geçiyoruz. Tekniğe geçmeden nasıl bilanço açıklamış? Güzel bilanço açıklamış. Yani sınırlı pozitif etki bekliyorum. Çünkü esas faaliyet kar marjı olsun. Brüt esas faaliyet kar marjı olsun. Buralarda gerilemeleri mevcut. Şirketin şeyi söylemeyi unuttum muhtemelen. Dur bak, onu söylemedik ya. En önemlisi. Öz sermaye karlılığı %21 büyümüş geçen sene. Bu sene %49 büyümüş. Pozitif etki yapar. Şimdi DTD diyelim, tekniğine bakalım. Herhangi bir uyumsuzluğumuz var mı? Yok. Şu an için trendi ne durumda? Trend şu an için pozitifti arkadaşlar. Bakın şöyle bir düşen kırılımımız vardı bizim Esen'de. Tepelerden gelen şöyle. Bu düşen kırılımı kırdı.
Kırdıktan sonra bu retest bekleriz. Çıkar şöyle bir. Oradan reteste geldi. Bayağı bir burada sindirdi. Ağrından tekrardan bir hareket yapıyor. Bakın burada sanki ikiz dip var. Veya omuz baş omuzda diyebiliriz. He, ne yapar bu? Şunu yapar dostlar. Bak nerede? Şöyle bir yatay çizgiyle şurayı bir çizelim. Bir dakika. Tam şöyle. Yes. Çizdikten sonra şöyle bir fiyat aralığımızı alalım. Tam şu tepeden tam şu aşağıya bir alalım. Alın bunu bunun tepesine. Kırdıktan sonra yakın süreçte bir 37'ler tekrardan gerçekleşebilir. 37'li hedefler tekrardan hedeflenebilir. Tamam. Aşağıda destek dirençlerinden şu an için konuşacağım. Şurada konuşalım hatta onu dostlar. Şöyle bir bakalım. Şu an için arkadaşlar yani 50 günlük hareketli ortalaması 30.88 trend desteği, ciddi destek. 20 günlük 31.10, diğeri de 31.56. Yani 30.80 ile 31.50 arası Esen için destek arkadaşlar. Buraların altına gelecek sarkmalar al beni al beni diye bağırır. Tamam mı? Bilginiz olsun. He dersiniz ki ya biz bunu ne yapalım, nerede satalım, nasıl edelim gibi gibi böyle bir fikriniz, düşünceniz olabilir. Şöyle bir uzun vadeli bir fibo çekelim bizi bu arkadaşa. Küt. Fibo oturdu. Bak ne güzel geldi görüyor musun? Bak hep buraya dokunuyor. 33.40'a dokunuyor. Bak tam çıkıyor. Bir daha bak. Ne güzel dirençten dönüyor ya. Güzel çalışmış. Şimdi sayalım. Dirençler 33.40, 35.86, 38.30 ardından 41. Tamam. Buraları kırarak giderse takip edeceğin şey. Desteğini söyledim. En baba destek 30 lira seviyesi tutunamaz aşağı salarsa 25'ler zaten al beni al beni diye bağırır. Tamam mı? Destek direnç bu Esen'de. Geçelim Naten'e değil mi? Naten karıştırdım. Naten cari oran 2.47'ymiş 2.09 iyi sıkıntı yok. 1.95'miş likit oran 2.06'ya çıkmış. Nakit oran 177'ymiş 132'ye hafif geri çekilmiş ama şirketin elinde nakit var. Likit oran da güzel. Cari oran da güzel. Likidite oranları güzel. Aktif karlılık %8'miş, %16'ya çıkmış. Güzel. Brüt esas faaliyet kar marjı 52'den 32'ye düşmüş. Esas faaliyet kar marjı 44'ten 26'ya düşmüş. Acaba magene mi sattık? Ne oldu bir bakacağız onu. Net kar marjı 54'ten 98'e çıkmış. Öz sermaye karlılığı %21 büyüyorken bu sene %42 büyümüş. Maliyet oranlarında ciddi düşüşler var. 66'dan 21 lira düşmüş. Firmanın birazdan sektöre göre ucuz pahalı olduğunu değerlendireceğiz. Hisse başı kar 18.55'te bir gün temettü verirse brüt anlamda 18.55 verir. Hızlı hızlı geçiyorum ki yetişelim. PEG oranı sıfırlarda güzel. ROIC oran 9'dan 7'ye düşmüş. Hoşuma gitmedi. Borç durumu %45'lerden %27'ye düşmüş. Borç durumu. Aktif devirde 0.15'ten 0.17'ye çok hafif çıkmış. Negatif bir etki olarak saymam onu. Yurt içi satışlar 142 milyondan 623 milyona çıkmış. Favök bölü satış gelirleri de çekilmiş. 49.50'lerden 41'e çekilmiş. Normal yani hepsini düşmüş orada çünkü. Şimdi bulunduğu sektör enerji sektörü 142 fiyat kazanç oranı Naten 2.8. Piyasa değeri defter değeri Naten'in 0.7 bulunduğu sektör 4.9 FD Favök bulunduğu sektör 46 Naten 8.3 zaten videonun sonunda Naten Esen Magen üçünü de karşılaştıracağım. Şimdi burada bakalım şirket ne yapmış. Bakın bu mavi sütunlar satışları, tamam mı? Net satışlar arttıkça bakın sarı olarak ana ortaklık net dönem kar zararı da artmış ama son dönem az artmış. Net esas faaliyet kar zararı da artmış ama az artmış yani. Amortisman maliyetleri düşüşte. Şirketin yabancı para yükümlülük varlık tarafında bir açığı görünüyor ama dediğim gibi kur korumalı tahvile geçiş yaptılar belli bir miktar. O yüzdendir bu. Bir de yabancı para net pozisyonu bak hep eksideymiş. Ciddi eksilerdeyken şu anda çok hafif ekside. Yabancı para net pozisyonu eksi 17 milyon dolarda falan bir şey değil yani. Durum bu. Güzel bilanço diyorum, pozitif etki diyorum, YTD diyorum. Naten'e geçiyorum. Hemen Naten yapalım şurada. Gel oğlum Naten. Naten'den daha önceden bir şey çizmiş miyiz Naten'de bir bakalım. Ha, Naten yükselen bir trend halinde devam ediyor kendi yolunu. Burada da devam ediyor. Şu an kaç? 51. Şimdi Naten'e şöyle güzel bir şey yapacağım sizler için. Hemen alalım. Hop. Şuradan alalım. Gördük mü? Nasıl güzel oldu mu? Bakayım nasıl oldu? Tam oturdu mu? Şöyle. Tamam böyle mi? Böyle. Böyle daha iyi sanki. Evet.
Şimdi zaten yükselen bir kanal içinde arkadaşlar. Kanalı direkt gözünüzün önünde çizdim zaten. Gösterdim kanalı. Şimdi burada destek direnç nedir bakacağız. Şimdi destekler. Bakarsak dostlar destek şurada güzel destek. 49 80 seviyesi 50 aralığı destek. İkinci destek arkadaşlar yine ya 49-50 arası destek öyle söyleyeyim. 2-3 tane destek gelmiş oraya. 49-50 arası destek. Eğer kanal kırılır aşağıda 50 günlük ortalaması 46'lı seviyeler destek. En baba destekte de aşağıda 39 seviyesi iyi destek. Şimdi dirence bakarsak direnç birincisi şu kırmızı çizgi olacak. Kanalın ortası regresyon kanalımızın ortası 52 seviyeleri. Şu üst bantlarda şurada 60'lı seviyeler. 60'lı seviyelerde kar realizasyonu gelir. Naten izleyenler, Naten'i dinleyenler bilginiz olsun. Tamam mı? Şimdi bunu böyle yaptıktan sonra bu arkadaşı bir de Naten de sanki şöyle ciddi şuradan gelen bir şey var gibi duruyor ama dur bakalım. Şimdi o dursun. İkincisi arkadaşlar çok çok sevdiğim şurada bir oto Fibonacci'miz var. Oto Fib bakacağız. Oto Fib'i de çizdirdikten sonra dostlar şöyle bir bakalım girdiler demiş. 10 demiş, o demiş, o demiş, o tamam. Şöyle yakın vadedeki bir şeylerine bakalım şunun. Şimdi yakın vadede destek direnç şu an için aşağıda dediğimiz noktalar destek direnç seviyelerine bakarsak işte 51 ardından kaç 54,5 ardından 56 61 diye geliyor dedim ya 61 1,61'li Fibo seviyeleri bu buralardan realizasyon gelir. Zaten kanalda onu gördük. Destekleri de daha demin söyledik zaten. Yani destek için ara destekler var ama 45 en ciddi destek. 45-46 seviyesi bilginiz olsun değerli arkadaşlar. Şöyle kendi yazdıklarımızı tekrardan burada koyalım da biz. Gelsin kendi yazdıklarımız. Naten'le ilgili daha başka bakayım şuralarda dipmiş zaten dip sinyallerini vermiş 47'lerden gelmiş. Yani şu an yükselen kanal içinde hareket ediyor. Kanaldaki seviyeleri sizlere söyledim değerli arkadaşlar. Durum bu. Hemen burada mageni ayarlayalım. Magenin temelinden sonra burası da hazır olsun. 970 etliymiş magen. Margün magen. Margün. Evet. Margün ne yapmış? Cari oran 0.71'den 2'lere çıkmış. Güzel. Likit oran 0.70'den 2'lere çıkmış. Güzel. Nakit oran 50'ymiş. 162'ye çıkmış. Güzel. Elinde de parası var. Aktif karlılık 9'lardan 28-29'lara çıkmış. Brüt esas faaliyet kar marjı 73'ten 31'e düşmüş. Esas faaliyet kar marjı 71'den 29'a düşmüş. Net kar marjı 86'dan 198'e. Öz sermaye karlılığı %23'den %42'ye çıkmış. Şu anda %42 büyüyor arkadaşlar. Tamam. İnelim. Maliyet oranlarında bakın bir artış var burada. Diğer ikisine karşılık 99'dan 108'e çıkmış maliyet oranı. Diğerlerinde düşüş vardı. Bu önemli. Sektörüne göre birazdan değerlendireceğiz. Hisse başı kar 2.46. Düşük bir hisse başı karı var arkadaşlar. Şöyle inelim aşağıya doğru. PEG oranı şu an için 0 görünüyor. ROIC oranı da 9'lardan 4'lere düşmüş. PEG yani yarı yarıya düşmüş. Biraz az düşse neyse de yarı yarıya düşmüş. Borç kaynak oranı %50'ymiş bu şirketin borcu. %26'lara düşmüş. İnelim aşağı doğru. Aktif devir hızı artmış. Güzel. Yani ortalama bir bilanço. Ara yani bu üçünün içindeki en zayıf bilanço bunda gelmiş. Yurt içi satışlara bakalım. 89 milyondan 508 milyona çıkmış. Şimdi bakın satışlar arttıkça karlılıklarda da biraz artışlar gelmiş ama net böyle bir vurmamış yukarı doğru. Amortisman maliyeti ciddi yönde aşağı çekmiş. Yabancı para pozisyonunda bir açık görünüyor. Fakat o dediğim gibi TL korumalı kur korumalı TL'ye geçtiler. Onun kapta yayınını yaptılar. Yabancı para pozisyonunda da artıda. Mesela Esen ve Naten eksideydi. Burası artıda 53 milyon dolarlık bir artısı var. Diğerlerine göre bir tık orası güçlü duruyor. FK tarafına bakarsak FK oranı 4. Piyasa değeri defter değeri oranı 0.9. FD Fabyok 18. Aralarındaki en pahalısı Esen, Naten, Magen'de Magen. Ardından Naten, ardından Esen. Yani Esen en ucuz görünüyor. Bilginiz olsun. Karşılaştırmayı da böyle yapmış olalım. Teknik tarafa bakalım biraz. Teknikteki durum ne? Yani şurada çok ciddi bir direnç olmuş ya bura. Yani dirence bak yani. Böyle bir direnç olabilir mi ya? Nerede? Bir dakika dostlar. Şurası yani. Baksanıza. Al sana baba gibi direnç. 10-30 seviyesi. 10-30 seviyesi direnç. 10-30 seviyesini aşarsa şuradaki boşluk kadar bu gider. Ne kadarlık gider? Şöyle 10-30 seviyesini aştığını düşünelim. Şöyle aşağı inersek 10-30'dan şöyle bir bakalım.
10.30'dan aşağıya indi mi, yukarı çıktı mı pardon. 12'lere doğru hareket gelebilir. 10.30'un üstünü takip etmenizi öneririm öncelikle. Bir uyumsuzluk var mı? Zaten o 10.30'lara gelince 6 tane de bir uyumsuzluk yakmış. Negatif uyumsuzluk. Bugün içinde bir negatif kırmızı bar yakmış. Aşağıda 9.61 ve aşağıları da 9.61'in ve altına gelmesi de ciddi al beni al beni noktalarıdır. Esen, pardon, Magen için bilginiz olsun. Ne dedik oraya? 9.60, 9.61'in altında ciddi al noktalarıdır. En baba noktada 9.22. 9.22'ler zaten aşağıda bir destek. Durum bu. Yani ortada vardı da yeşil enerji, bir yenilenebilir enerji iyi görünüyor. Üçünün arasında da bakarsam arkadaşlar, şöyle Esen'in FK'sı 2.1'di. Naten'in FK'sı 2.8'di. Bunun FK'sına bakayım. 4. FK oranlarında en ucuz Esen. Piyasa değeri, defter değeri tarafı Esen 0.6. Bu Naten 0.7. Magen 0.9. Yine Esen en ucuz. FD Favö'ye bakarsak Esen 10.02, Naten 8.3. Bak burada Naten daha ucuz sanki. FD Favö'de de 18. Yani FD Favö oranına göre de en ucuz Naten, sonra Esen geliyor. Çoğunluğa bakarsak Esen en ucuz, ardından Naten, ardından Magen. Bu üçü için konuşuyorum. Aralarında üçünün değerlendirmesi sektörlerine göre üçü de ucuz. Onu da söyleyeyim. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize çok çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler dostlar.